Yıllar önce yaşadığım ve daha önce hiç anlatmadığım bir olayı anlatmak istiyorum bu videoda. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Allah'ı tanıma serüvenime, başlamama vesile olan olaylardan bir tanesiydi. 5-6 sene önce hayatım yeni yeni değişmeye başlamış. Risale-i Nur'ları yeni yeni duymuşum. Ama tabii adam akıllı okumuyorum. Ege Üniversitesi'nde okuduğum için işte İzmir'deyiz. İşte arkadaşlarla oturuyoruz. Bir tane çocuk geldi. İşte yanımdaki kardeşlerim daha fazla Risale okuduğu için onlara soru soracak. Ve yanımdaki arkadaşlarım da cevaplayacak. Çocuk şöyle bir soru sordu. Yani benim böyle dona kaldığım bir soru sordu ve şu an bile aslında birçok kardeşimiz tarafından merak edilen bir konu. Dedi ki, kainat bu kadar büyükken ve insan bu kadar küçükken Allah neden benim zinamla ilgileniyor demişti. O an nefsimi dinlediğimde evet dedim ya haklı. Haklı bir soru ve çok tehlikeli bir soru. Bakın insanın belki de imanından eden sorulardan bir tanesi. Çünkü bu öyle bir konu ki bunu türet. Allah benim gözümle neden ilgileniyor? Harama bakmak, helale bakmak konusunda. Allah benim dilimle neden ilgileniyor? Güzel kelimemi söyledim, gıybet ettim mi? Ve bunların hepsinden mesul oluyoruz. Ya cezalandırılıyoruz ya da muazzam bir şekilde mükafatlandırılıyoruz. Abi kainat devasa. Dünya gözükmüyor bile büyüttüğünde. Dünyanın içindeki insan bile gözükmüyor. Ama insanın atmış olduğu adımdan tutun da baktığı yere kadar neden bu kadar ilgileniyor? Bu soru çok tehlikeli bir soru aslında. Bu soruya ben neden ibadet ediyorum? Benden neden ibadet bekleniyor? Kocaman kainat var. Ufacık insan ibadet etse ne olur, etmese ne olur sorusu da geliyor. Çok tehlikeli sorular. Peki 6 sene önce ben bu soruyu duyduğumda ne oldu? Tabii ki cevaplayamadım. Ve düşünmeye başladım. Evet dedim, haklı, doğru. Nefsim aynı şeyi söylüyor çünkü. Yani aynı şeyleri konuşuyor nefislerimiz. Ve sonra araştırmaya başladım. Ve mükemmel bir şekilde cevabını buldum. Evet dedim ya, işte cevabı bu. İnşallah bu videomuzda bu çok tehlikeli soruların cevabını vereceğiz. Biz neyiz? İnsan ne? Şu an bu videoyu izleyen kardeşim, sen nesin? Değerin ne? Rütben ne? Bunu anlayacağız, bunu öğreneceğiz. Bediüzzaman Hazretleri 23. sözde tam da bu sorumuzun cevabını muazzam bir şekilde veriyor. Lütfen bütün dikkatlerimizi buraya verelim. Çünkü belki burada duyacağımız cevap bizim imanımızın artmasına çok büyük oranda vesile olacak. İnsanların sanatları içinde. Nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Şu iki kelimeyi unutmayalım. Maddenin kıymeti ve sanatın kıymeti. Çünkü bu iki kelime üzerine bina edeceğiz cevabımızı. Bazen de müsavidir, eşittir. Şöyle bir örnek verelim. Daha iyi anlayacağız inşallah. Mesela bir altın düşünelim veya bir elmas düşünelim. Mesela elması kömürden ayırdığımız, ilham olarak ele aldığımızda taştan, kayadan aslında bir farkı yok. Yani sanat sıfır değil mi? Ama değer olarak çok pahalı. Çok fazla para ediyor. Yani o zaman elmasın veya altının veya değerli taşların hiç işlenmemiş ilk hali maddi itibariyle çok pahalı, çok değerli ama sanat itibariyle hiçbir değeri yok. Çünkü herhangi bir sanatsal dokunuş yapılmamış. Hemen başka bir örneğe geçelim. Mesela Picasso'nun tablosuna bakalım. Şimdi maddi itibariyle bir değerlendirelim. Ne var Picasso'nun tablosunda? Bir tuval var. Hadi çerçeveyi de say. Ekliyorum üstüne. Çerçeve var. Bir tahta parçası. Belki birkaç gram boya var. Bir iki tane belki fırça var. Toplasan belki 100-150-200 TL'lik bir malzeme var. Maddi değerine baktığımızda 200 TL. Ama sanatsal değeri o kadar yüksek ki paha biçilemiyor. Demek ki o zaman altının veya elmasın ilk hali maddi itibariyle yüksek, sanat itibariyle düşük. Picasso'nun tablosu maddi itibariyle düşük ama sanat itibariyle çok yüksek. Bazen de bunun eşit olduğu durumlar oluyor. Ne gibi? Mesela şu an önümdeki bilgisayar. Sanatsal değeri var mı? Var. Bir yazılım var değil mi? Bir kodlama var. Görselleri var. Aynı zamanda da maddi itibariyle de pahalı. Eşit. Bu örnekleri anladıysak devam ediyorum. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Antik olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa değmiyor. Bakın burası çok önemli. Dünyamızda bazı eşyalar var ki yani madde itibariyle 10 TL'lik 20 TL'lik şeyler ama antika olduğu için milyon dolarlara satılıyor. Mesela bir örnek vermek istiyorum size. Pinner King hanedanlığı vazosu kaç paraya satılmış biliyor musunuz? 80 milyon dolar. Vazonun resmine baktım, bildiğim vazo. 100-200 TL'ye alabileceğim bir vazo. Ama neden 80 milyon dolar? Çünkü dünya üzerinde eşi benzeri yok. Ve bu paha biçilen bir antika. Paha biçilemeyenler de var. Bak onlara girmiyorum bile. Paha biçilemiyor. Dünya üzerindeki parasal değeri yok. O kadar yüksek. Normalde 100 TL'ye alabileceğimiz bu vazo 80 milyon dolar. Neden? Çünkü antika. Üstad da burada diyordu ya, 5 kuruşluk bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. 100 TL'lik bir vazoda 80 milyon dolarlık bir sanat var. Neden bu kadar pahalı? Çünkü antika olduğu için. Bunu sakın unutmuyoruz. İşte geldik şimdi kilit noktaya. Çok iyi dinleyelim. İşte insan. Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. En nazik, nazinin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i musahhar suretinde yaratmıştır.
Şimdi hakikat boyutuna geçersek. Kainat madde itibariyle değerli. Ama insan madde itibariyle değersiz. Küçücük bir varlık. Ama sanat itibariyle en değerli olan insandır bu kainatın içinde. Kainatı düşün. Kainata bir tane filtre açmak istiyorum. Hayat filtresi. Geriye ne kalıyor? İnsan, hayvan, bitki. Bir tane daha filtre açmak istiyorum. Şuur filtresi. Geriye ne kalıyor? Kocaman kainatta sadece ve sadece insan. İşte insan bu yüzden kainatın içindeki en değerli varlık. Neden? Çünkü şuur sadece onda bulunuyor. Antika sanat gibi. O vazo dünyada bir taneydi. O yüzden bu kadar pahalıydı. İşte şuur da kainatta sadece insanda olduğu için insan bu kadar değerli. Allah'ın tüm esma ve sıfatlarını insan temaşa edebiliyor, tefekkür edebiliyor, hayretle gözleyebiliyor. Elmasların altından oluşan gezegenler varmış. Ama hayat yok, şuur yok. Temaşa edemiyor ki. İşte bu yüzden o gezegenler bir insan değerinde olamaz. Allah ile an ve an muhatap olan insandır. O yüzden Halife-i Zemin'dir. Yaratılışlarının en üstünüdür. Kaldırıp kafamızı bir kainata bakalım. Her şey insana hizmet ediyor. Arının bal yapmasından tut da ineğin süt vermesine kadar, ipek böceğin ipek vermesine kadar, karıncaların 24 saat boyunca temizlik faaliyetine kadar. Hepsi insana hizmet ediyor. Yaratılan mahluklar Allah'ın memurları olduğu için Allah'ın isim ve sıfatlarını biz akıllı ve şuurlu insanlara gösteriyorlar. Baktığımızda hayret ediyoruz. Faaliyetleriyle Allah'ı bize tanıtıyorlar çünkü. İnsanı hayvan ve bitkiden ayıran da bu zaten. Bu şuurumuzu doğru bir şekilde kullanmak. Bir yerde baban öldü, bir yerde eşek öldü. Babanı alır gömersin. Hayvanın derisini satıp yine para kazanabilirsin. Bakın bizim ölümümüz dahi beş para etmiyor. Zaten bizi değerli varlıklar haline getiren sadece bedenimiz değil. Hayat sahibi olmak, şuurlu olmak ve direkt olarak yaratıcıyla muhatap olmak bizi değerli hale getiriyor. Değer arttıkça beklenti ve vazife de artıyor. Ünlü futbolcuların gittikleri yerlere, takıldıkları kafelere, tabiri caizse içtikleri suya kadar müdahale ediyor kulüpler. Neden? Adam 100 milyon euro. Çok değerli. Eşi benzeri yok çünkü onun gibi kapasiteli. O yüzden her şeyine müdahale ediliyor. Tüm gözler o futbolcunun üzerinde. Aynen bunun gibi de kainatta en değerli varlık insan olduğu için baktığı yere, duyduğu sese, söylediği lisana, attığı adıma kadar izlenir tabii. Çok değerli olduğu için vazifesi de çok büyüktür. Biz insanların üzerinde kainatta vazifesini an ve an yerine getiren tüm varlıkların hakkı var. Atom benim sesimi size ulaştırıyor, görüntümü size ulaştırıyor, sinyalleri size ulaştırıyor, oksijen almamızı sağlıyor, arı bal yapıyor. Birkaç ay bıraksa kainat yok olacak. Ama ne hikmetse bırakmıyor. Doğduğu andan öldüğü ana kadar vızır vızır çalışıyor. İnek 24 saat boyunca kafası yerde ot yiyip bize sütü, peyniri, yoğurtu veriyor. Ozon tabakası. Zararlı ışıkları içeri almıyor ama yararlı ışıkları içeri alıyor. Çünkü yararlı ışıklara ihtiyacım var benim. D vitaminine ihtiyacım var. Peki zararlı ışıklar içeri gelse birkaç ay DNA'mız bozuluyor. Yani ölüyoruz. Tüm kainat, canlı cansız mahlukların hepsi bir olmuş, insana çalışıyor. Hem de kendisine hiçbir faydası olmadığı halde. İlimsiz, şuursuz varlıklardan bahsediyoruz. Demek ki biri tarafından hizmet ettiriliyor bizlere. Her bir mahlukun çalışması ve neticeleri belli bir amaç için. İnsanoğlu Allah'ın yansımalarını daha iyi temaşa edebilsin, Rabbini daha iyi tanıyabilsin diye. Çünkü zeminin halifesi bizdik. Allah ile muhatap olacak şuurlu varlıklar bizdik. İşte bu yüzden insan kıldığı namazda Allah'ım senin esma ve sıfatlarının yansımalarını an an görüyorum. Hayrete düşüyorum, şaşırıyorum. Subhanallah diyorum. Şu mükemmel işleyişe bakıp elhamdülillah diyorum. Koca kainata bakarak Allahu Ekber diyorum demiş oluyoruz. Yaratmış olduğum bütün varlıklar vazifelerini hakkıyla yerine getirdi. Seni tanımamıza vesile oldular diyerek tabiri caizse bir tekmil veriyoruz. İşte namaz kılmadığımızda tüm mahlukatın çalışmalarının ve netice amellerinin haklarına girmiş oluyoruz. İnek hayatı boyunca kafası yerde ot yiyip bize sütü hiç de akletmeden, düşünmeden hayvan gibi zevk-ü sefalara dalalım, haramlara dalalım diye vermiyor. Bu konuları çok ince düşünmek lazım. Zaten bu ince düşünüş insanla hayvanı birbirinden ayırıyor. Binlerce kapasiteli stadyumlarda devasa konserler oluyor. Bu kadar devasa bir mekan varken neden herkes devasa podyumun üzerindeki küçücük insana odaklanıyor denilmez? Çünkü tüm o devasa o atmosfer podyumun üzerindeki içindir. Aynen bunun gibi de sen de devasa bir kainatın podyum üzerindesin. O yüzden tüm gözler sende. Şimdi insanın ne kadar değerli bir varlık olduğunu, kainatta eşi benzeri olmadığını, Allah'ın bir antika sanatı olduğunu anladık mı? O yüzden attığımız her adımdan mesulüz. Değerimiz ne kadar yüksekse vazifemiz de o kadar yüksektir. Allah'a emanet olun.